Sandıktaki Hikayeler. Hazırlayan Seher Meriç. Seslendiren Nüvit Candaner. İhtiyar neden güldü? Merhabalar saygıdeğer hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Sandıktaki Hikayeler programımıza hoş geldiniz. Veli bir ihtiyar, ülkeyi yöneten zalime hürmet göstermiyor, hatta onun fikirleriyle mücadele ediyordu. Öyle ki bu zalim hükümdar, ihtiyara karşı kendisini savunacak tek söz bulamıyordu. Sonunda zalim hükümdar hiddet gösterdi ve celladına dönerek emretti. Al şu saygısızın kellesini, dök şu asi ihtiyarın kanını, dedi. Zaten zalimler sözle başa çıkamazsa suratını asıp kavgaya başlar. İhtiyar önce güldü, sonra ağladı. Bunun üzerine taş yürekli hükümdar onun önce gülüp sonra ağladığına anlam veremeyip şaşırdı. Ey zavallı ihtiyar, niye güldün, niye ağladın? Dedi. İhtiyar şöyle cevap verdi. Ağladım çünkü 4 küçük çocuğum var. Güldüm çünkü toprağa zalim olarak değil, mazlum olarak gireceğim. Gönül ehli bir adam hükümdara şöyle dedi. Ya emir, bu ihtiyardan ne istiyorsun? Bırak onu gitsin. Birçok insan onu seviyor, sayıyor, ondan fayda görüyor. Bu yaşlı insanı öldürmek tedbir sayılmaz. Bir büyüklük yap, affeyle. Kendisine acımıyorsan bile evlatlarına acı. Sen böyle ateşinle gönülleri yaktıkça kıyamet günü çok ceza görürsün. Fakat kaderin fermanından kim kaçabilir? Zalim hükümdar söz dinlemedi ve ihtiyar velinin kanını döktü. Gönül ehli olan bu adam bu acı hadiseden büyük üzüntü duyarak o akşam bu ihtiyarı düşünerek hüzün içinde yattı. Aynı gece rüyasında ihtiyarı gördü. Halini hatrını sordu. Çok acı çektin mi? Dedi. İhtiyar gülümseyerek şöyle cevap verdi. Onun zulmü benim üzerimde sadece bir an devam etti. Halbuki zalim hükümdar bu zulmünün cezasını kıyamete kadar çekecek. Bugünlük de bizden bu kadar. Sandığımızdan çıkan hikayemizi anlatmak bize, dinlemek ve ibret almak hepimize diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Mutlu ve huzur dolu bir gün dileklerimizle bir sonraki programa kadar sağlıcakla kalın. Sandıktaki Hikayeler. Hazırlayan Seher Meriç. Seslendiren Nüvit Candaner.